Çocuklar merhaba, hoş geldiniz. Yine dersimiz matematik. Ama bu sefer konumuz değişik, saatler bitti. Yine saatlere döneriz ama şu anda bitti. Ne yapacağız? Paralarımız, tahtada da gördüğünüz paralarımız. Para yaşamımızda çok önemlidir. Hani sağlık çok önemli ama para da çok önemli. Çünkü parasız hiçbir şey yapamayız. Ekmek alamayız, ayakkabı alamayız, üst baş alamayız, yemek alamayız. Bir yere giderken para lazım. Para çok önemlidir insan yaşamında. Ve bizim paralarımız ikiye ayrılır. Paralarımız ikiye ayrılır. Kağıt paralarımız, metal paralarımız. Kağıt paralarımız, ben önce göstereyim sonra yazayım. Küçükten büyüğe doğru gösteriyorum. 5 lira. En küçük kağıt paramız 5 lira. Ondan sonra 10 lira geliyor. Bunların arkalı önlerinde sonra ben size neler olduğunu söyleyeceğim. 20 lira geliyor. Şurada 20 lira. Sonra 50 liramız var. Sonra 100 liramız var. Şurada 100 lira. Mavi. Bir de mor, yani eflatun, 200 liramız var. Demek ki paralarımız, kağıt paralarımız 5 lira, 10 lira, 20 lira, 50 lira, 100 lira, bir de 200 lira. Kağıt paralarımız ne kadarmış? 6 taneymiş. En büyüğü 200 lira. Ve lirayı yazarken de TL yazarız. Sınıfta da söylemişizdir öğretmenlerinizle, ben de söylemiştim. TL yazarız ama 5 TL diye okumayız onu. 5 lira diye okuruz, 10 lira diye okuruz. Ama TL yazmak zorundayız, büyük harflerle. Bunlar çok önemli. Geçtik bunları. Şimdi gelelim metal paralarımıza. Metal paralarımız nelerdir? Önce gösteriyorum. 1 lira. Siz de evinizde bunları bir kenara koyun. Bakın arkasında var, ne var, önünde ne var? Şekiller var. 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 10 yazıyor üstünde, 5 kuruş, 1 kuruş da var ama 1 kuruş geçerliliği yok. Demek ki bunları da yazarsak metallerden 1 lira, bakın lira yazdım yani, TL okumuyor, 1 TL yazarız ama 1 lira diye okuruz. 50 kuruş KR yazarız. Hatta şey de yazarsın, olsun, o da olabilir. 50 kuruş, 25 kuruş. Geçelim 10 kuruş, 5 kuruş, bir de 1 kuruş. Ama 1 kuruş geçerliliği yok. 5 tane 1 kuruş verip de ben onu 5 kuruş yapmıyorum. Kimse de bunun şeyinde değil, zaten yok. Bir de bunlar günlük kullandığımız paralar. Bir de geçmişte ben nostaljiye çok düşkün olduğum için paralarımız geçmişte de vardı. Ama bu paralarımızı ben saklamıştım geçmişte. Bakın bu boynumdaki de 10 lira, şurada 10 lira yazar. Şurada. Şurada 10 lira yazar. Yine Atatürk var. Bunu teyzem hediye etmişti. Ve bunu ben nostalji diye takıyorum. Kolye olarak. Şimdi eski paraları gösteriyorum size. Bunları da yıllar evveli ben saklamışım. Şimdi de bunlar aslında satılıyor bunlar ama ben de kendim saklamışım. Bakın 100 bin lira yazıyor burada. 100 bin lira.
Görüyor musunuz çocuklar? 100 bin lira. Ben saklamışım bunu geçmişte. Tekrar bir 100 bin liram var. Çok zenginim demek ki ben. 100 bin lira tekrar 3 tane saklamışım. Burada da 50 bin lira var. 50 bin lira. Bunlar eski paralar. Nostalji paraları. Yani 6 sıfır atılmadan önceki paralar. Burada da 100 Türk lirası yazıyor. 100 Türk lirası yazıyor. Demek ki 100 lira. Burada 10 bin lira var. 10 bin. 10 bin. Burada hep Atatürk var üstünde. Burada da 10 bin bakın. 10 lira. 10 Türk lirası. Demek ki bununla aynı eşit. 10 lira. Bir de şu var. 5 lira var. 5 Türk lirası. Bu da. Bir de paralar Merkez Bankası'ndan basılır. Merkez Bankası da mesela biz yırtık paralarımız olursa eğer bak 5 lira kaç tane biriktirmişim o zaman şu mesela çok eski yırtık bir para. Bunu Merkez Bankası değiştirir sana verirdi. Tabii bunu değiştirecek hali yok çünkü bu eski para. Onlarda da yok. Ve bunların da metalleri var. Bunların metallerini de ben çok saklamışım. Şurada, belki sizin ailenizde de vardır burada. 10 lira, 2,5 lira, efendim 1000 lira, 1000 yazmış şurada 1000 lira. Şöyle bakarsanız, bakın şurada 100 lira, 100 lira bakın gösteriyorum. 250 bin lira yazıyor üstünde. Şimdi bunları da koyduk. Hatta şurada da var. Şurada da. Tarih Müzesi'nde bir zamanlar Panorama Tarih Müzesi'ne gitmiştik. 1453 Panorama Tarih Müzesi var Topkapı'da. Sizin de gitmenizi isterim oraya. Orada bu paralar var. Ama bunu biz Ankara'ya gittiğimizde bize basıp da verdi. Şuradaki para. Bu da iki tane 1 lira attık ve bu para geldi bize. Onun parasını Tarih Müzesi var orada. Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde o parayı biz o zaman almıştık. Onu da ben saklıyorum. Demek ki ben bir nostaljiyi çok seviyorum. Bunları geçelim. Şimdi para ile ilgili küçük küçük problemlere, işlemlere geçelim. 1 liranın içinde 2 tane 50 kuruş vardır. Demek ki 2 50 kuruş 1 lira eder. 5 liranın içinde 5 tane 1 lira vardır. Demek ki 5 tane 1 lira 5 lira ediyor. Şimdi şurada size yazacaklarım var. 1 lira içinde kaç 50 kuruş vardır? Soru işareti. Biraz önce de söylemiştim. 1 lira içinde kaç tane 50 kuruş var? Tabii ki 2 tane. Geçelim hemen. 3 tanesi. Burada da beyin fırtınası yapıyoruz. 3 tanesi 30 kuruş olan 8'lardan 5 tane alırsak 5 tane alırsak satıcıya kaç kuruş ödememiz gerekir soru işareti. Buraya da bir virgül koymam gerekirdi. İhmal etmeyelim.
3 tanesi 30 kuruş olan sakızlardan 5 tane alırsak diyor. Şimdi 3 tanesi 30 kuruşsa ben 30'u neye böleceğim? 3'e böleceğim. 3'ün içinde 3 bir kere, 3 kere 1 3. 0 3'ten 3 çıktı. Bu 0'ı da buraya koyarım. 10 kuruş demek ki. Bir sakız kaç kuruşmuş? Bir sakız. Bir sakız kaç kuruşmuş? 10 kuruşmuş. E bana diyor ki sakızlardan 5 tane alacağız diyor. E o zaman 5 tane 10 değil mi? 5 tane 10. Herhangi bir sayıyı 10'la çarparsak sonuna ne olur? 10'la çarparsak bir sıfır konur. 50. Demek ki 50 kuruş. Kuruş. Bakın yine problem olduğu için burada hiç yazmadım bir şeyi sonuna. Ama problemde bu. Mutlaka yazılması gerekiyor. Böyle alışırsanız şeyde matematikte zorlanmazsınız. 50 kuruş ödememiz gerekir. Gerekir. Burada da ne yapıyorum hemen? Kırmızıyla şurada iki taneyi çizelim. Burada da 50 kuruşu ben hemen kırmızıyla belirtiyorum. Bunu sanıyorum anladık. Tekrar bir probleme geçiyorum. Yarım metresi yarım metresi uzunluk ölçüsü birimi nedir? Metredir. Daha onlara geçmedik. Yarım metresi 4 lira. Bakın TL yazdım yine ama lira diye okunur. Kurdele'den Kurdela'dan 2 metre alırsak kaç lira öderiz? Çok güzel. Bir daha okuyorum şimdi problemi. İyi okursak anlarız. Oldu da bir kez de ben de anlamayabilirim. İki kez de anlamayabilirim. Üç kez, dört kez ha derim anlarım. Yarım metresi 4 liraymış. Şimdi bütünden yola çıkarsak. Bir bütünde kaç tane yarım vardır? Bir bütün şöyle yaparsak 2 tane yarım vardır. Bir bütün şöyle yaparsak 2 tane yarım vardır. O halde bir bütünde 4 yarım metresi 4 lira olan diyor. Demek ki bir bütünde yani bir metresi bunun bir metresi kaç liraymış? Yarım metresi 4 ise bir metresi ne olur? 2 ile çarparım. 8 lira olur. Bir demek ki 2 çarpı 4. 8 olur. 1 metresi 8 lira olan kurdeleden bize diyor ki 2 metre diyor ben aldım diyor. Alırsak kaç lira öderiz? 1 metresi 8 ise 2 tane 8. 2 çarpı 8. Bakın hep çarpmayı kullanıyoruz. Burada da bölmeyi kullandık. 4 işlem çok önemli. 2 tane 8, 16 lira öderiz. Bunu bir daha anlatayım mı size? Bir bütünde iki yarım vardır. Demek ki bir bütünde iki yarım olduğuna göre yarım metresi 4 liraymış. Yarım metresi de 4 lira. Demek ki bir metresi 8 liraymış kurdelenin. Ben de diyor ki 2 metre diyor alıyoruz diyor. 2 ile de çarparız 8'i. 16 ne eder? 16 lira öderiz. Anladık?
Gerçekten anladık. Ben anladığınızı sanıyorum. Çünkü çok iyi anlattığımı sanıyorum ama bundan sonra tekrar anlatacağım bunları. Hiç sorun yok. Bye bye.